Gelelim sevgili oğlaklara. Dolunay sizin yükselenize sevgili oğlaklar. Dolayısıyla yükseleniniz üzerindeki dolunay 21 derece oğlak burcu üzerinde, bir de Kastor yıldızıyla kavuşum yapıyor. Şimdi bu stres yüklüsünüz demektir. Çokça stresiniz var, vazgeçmek istediğiniz ilişkiler var ve sizin özellikle böyle 3. evinizde Neptün ve 11. evinizdeki Güney Ay düğümüyle üzerinizden atmak istediğiniz sorumluluklar var anlamına geliyor. Şimdiki konumunuzu korusanız yeterli. Neden? Şimdiki harcama düzeninizi korusanız, daha hani bunları daraltamayız ki. Keşke daha çok açılmasak. Şimdiki pozisyonunuzu iş ortamında korusanız yeterli. Keşke bu pozisyonla kalıyor olsanız da birilerinin daha fazla yükü üzerinize yüklenmese. Ve özellikle hırslarınız var ve ilerlemek istiyorsunuz, evet, ama burada biraz sizi ilahi adalet açı kalıbı var. Böyle bir dolunayda tam sizin yükselenize gelmiş olan bir dolunay ve de bu mistik dörtgen, yani Tanrı'nın yumruğu açı kalıbı ve de mistik dörtgen özellikle sizin Neptün'den olumsuz etkilenmenize, günlük işler alanında bu Neptün neye mal olacağını bilmediğiniz kadar çok iş yüklenebilir. Ve 11. ev sosyal ilişkiler konusunda yıpranmalar getirebilir Güney Ay düğümü. Yani eksilmeler olabilir. Öyle ki patronla tartışırsınız, patron alır başını gider gibi. Öyle ki bir arkadaşla tartışırsınız, arkadaş sırtını dönebilir ya da siz onunla artık görüşmek istemeyebilirsiniz gibi. Bu dolunay öyle ki gerçeklerle yüzleştirecek hem sizi hem muhataplarınızı. Yani hepimizi, ama etrafınızdaki insanlar da gerçeği görecek. Taşı taşı ben sizi daha ne kadar taşıyacağım diyecek olabilirsiniz. Çok da yükselmeyin lütfen. 4. evinizde Kiron var. Aile noktası burası. Ve bu dolunayın Ay ve Güneş alanına, Yengeç Oğlak noktasına bir tek kare açı yapıyor. İki ayrı kare var. İki ayrı kare olduğu vakit şifa, yani birilerini iyileştirmek yolunda siz daha çok gayretlisiniz. Şimdi razı olmak zorunda kaldığınız bazı konular var. Artık bunları bir şekilde üstleneceksiniz, razı olacaksınız. Birileri gerçekçi bir hesaplama yaptı. Siz bu hesaplamaya uyacaksınız. Ya bankacınız yapar, ya eşiniz yapar, ya çocuğu okula verdiğiniz devasa masraflar çıktı. İşte bunlarla ilgili gerçekçi hesap yapma dönemindesiniz ve başınıza gelene razı olma dönemindesiniz. Özellikle bu hafta 11. evinizde Zubenel Şemali ile kavuşumda bir Güney Ay düğümü var. Oğlak Burcu Dolunay'ında sizin yükselenizdeki Dolunay'a özel bir video hazırlıyorum. Bunun detaylarını da orada vereceğim size. Özellikle bu dolunay gerçeklerle yüzleşme aşamasında olduğumuzu gösteriyor sevgili oğlaklar. Ve böylelikle 11-17 Temmuz tarihleri arasındaki bir haftalık astroloji yorumlarımı tamamlamış oluyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olarak destek verirseniz memnun olurum. Bana en çok astrokartografi ile ilgili sorular soruyorsunuz. Yurt dışına gitmek istiyorum, hangi ülkeye gitmeliyim, hangisine daha kolay gidebilirim ya da oğlum okuyacak, kızım okuyacak, başka ülkelerin nereye gitmesi gerekiyor, kalıcı fırsatları var mı, hangi şehir, İzmir mi, İstanbul mu, Ankara mı gibi sorularınız var elbette. Sakıncalı olan ülkeler ya da sizin için fırsatlar olan, para kazanabileceğiniz, kolaylıkla gidebileceğiniz ya da blokajlar olan ülkeleri, şehirleri astrokartografi düzleminde değerlendiriyoruz. Yani sizin doğum haritanızın dünya haritası üzerindeki iz düşümüyle değerlendiriyoruz. Dolayısıyla astrokartografi ile de ilgili, doğum haritası analizi ile de ilgili benden her zaman danışmanlık alabilirsiniz. İletişim bilgilerim bütün videolarımın altında mevcut. Görüşmek üzere, hoşça kalın.